Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde matematik klasının bazı metotlarını çalışacağız. Apex'te matematik klası diye bir klas var. Sınıfı var yani. Bu sınıfın bazı metotları var. Çok kullanışlı metotları var. Bu kullanışlı metotlar nasıl kullanılır? Onunla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Developer Console'a gidelim. Yine Open Execute Enormous Window'u açalım. Burada tek tek metotları çalışmaya başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz bir metot kullanmak istediğiniz zaman genelde class name'i kullanmanız gerekiyor önce. Burada bizim bir class'ımız yok. Buradaki class'ımız hani bizim açtığımız bir class yok. Burada Salesforce'un kendi klasları var. Salesforce'un Math diye bir klası var. Yani şu şekilde Math diye bir klası var. Math klasından sonra nokta ile devam edip metotların ismini yazmanız gerekiyor tek tek. Metotların ismini yazarak daha sonra eğer parametre gerekiyorsa parametreleri de içine girerek metotların kullanımını o şekilde yapabilirsiniz. Biz şöyle başlayalım. Birinci metodumuz maksimum, minimum olsun. Maksimum, minimum. Yani iki sayıdan büyük olanı hangisi? İki sayıdan küçük olanı hangisi? O şekilde bir metodumuz var. Şöyle yapalım. Diyelim ki iki tane sayımız var. Integer x eşittir 12 şeklinde. Integer y eşittir 18 olsun. İki tane sayımız var. Şimdi biz bunların hangisi daha büyük? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Normalde farklı yöntemlerle ve uzun yollarla bunu yapabilirsiniz. Daha uzun yollarla ama kısası var. Bunu Salesforce Apex'e bir class oluşturarak o uzun yolları kısalaştırmışlar. Çok daha kısa bir şekilde, kısa bir yolla biz hangisi daha büyük bunu bulabiliyoruz. Şu şekilde diyelim. System.debug diyelim. İçine class'ımızın adını yazalım. Class'ımız dediğim gibi Math, bizim class'ımızın adı, sürekli bunu kullanacaksınız. Nokta, metodun ismi. Zaten siz noktayı yazar yazmaz bütün metotlarımız burada geliyor. Siz hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben şu anda maksimumu kullanmak istiyorum. Tabii bunların yazılışları önemli. Siz maksimum yazınca yanlış olabiliyor. Maksimumun yazılışı max, yani max diye yazılıyor. Math.max şeklinde yazarsanız İçine iki tane parametre geçmeniz gerekiyor şu anda. Yani direkt 12 ile 18'i de yazabiliriz. Ya da yukarıda belirttiğimiz gibi x ve y'yi alabiliriz. Şu anda bu ifade ile biz iki tane sayının büyük olanını bulabiliyoruz. X ve y'nin büyük olanı max. Max bize büyük olanı veriyor. Büyük olanı hangisi? Y. Yani bize bunun dönüşü 18 olacak. İsterseniz execute yapıp bakalım. Dönüşü bize 18 olarak geliyor mu? Evet, bekliyoruz. Evet. Debug only'ye tıklayalım. Evet, 18 olduğunu görüyorsunuz. Yani 12 ile 18'in büyük olanı 18. Şöyle de yazabilirsiniz eğer istiyorsanız. The value of artı dersiniz burada. X dersiniz. Artı X şöyle yapalım. Is greater. Tabi bu şekilde yazarsak olmaz. Çünkü X mi büyük, Y mi büyük bilmiyoruz ama şu şekilde yazabiliriz. Şöyle yapalım. Neyse böyle kalsın bu. Bu şekilde kalsın. Daha sonra içine bir şey yazmak isterseniz kendiniz yazarsınız. Şimdi birincisi bu. Birincisi ne? Şöyle diyelim. Yorum şeklinde. Maksimum
maksimum of two numbers diyelim. Evet, iki sayıdan hangisi daha büyük bu şekilde bulabiliriz. Peki biz bunu 2 değil de 3 sayı yapsak nasıl olur? Bakalım. O zaman çalışıyor mu? Yani 2 parametre mi kabul ediyor? Yoksa 2'den fazla kabul ediyor mu? Yine aynı şekilde mat yazmanız gerekiyor. Nokta max. İçine 12 koyalım, 15 koyalım, bir de 9 koyalım. 3 tane rakamımız olsun. Bu şekilde bunu execute yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ne diyor? Method does not exist diyor. Yani bu metot aslında sadece 2 tane parametreyle çalışıyor. O yüzden sadece 12 ile 15 yazarsanız 12 ile 15 olanın büyüğünü bize verir. Şu anda gördüğünüz gibi 7. satırı debug yaptık. 15 sonucunu aldık. Birincisi bu. Maksimum. İkincisi minimum. Minimum between of two numbers yazalım. Şu şekilde. Aynı şey, değişen bir şey yok. Sadece şöyle yapmanız gerekiyor. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Maksimum yerine minimum, yani min, min yazmanız gerekiyor. O şekilde hangisi küçükse onu bulabilirsiniz. Şöyle bakalım. Hangisi daha küçük? Gördüğünüz gibi 12 daha küçük. Şurada 12 daha küçük. Burada da 12 kullandık. Bunu 5 yapalım. Şimdi execute yapalım. Gördüğünüz gibi birinci sırada x ile y'yi karşılaştırdı. X 12, y 18. Küçük olanı aldı. Küçük olanı 12. İkinci kısımda ben variable olarak parametre koymadım. Direkt rakamları yazdım. 5 ve 15'in küçük olanı hangisi diye sordum. Bizim işte min metodu, matematiğin min metodu bize 5 ve 15'in küçük olanını verdi. 5 olarak gördüğünüz gibi 10. satırda 5'i debug yaptı. Bu şekilde maksimum ve minimumu kullanabiliyoruz. Üçüncüsü şu olsun. Şu şekilde yazıyorum. Ne diyelim? Üçüncüsü de kalanı bulalım. Bir sayıyı başka bir sayıya böldüğümüzde kalan nedir? Kalan nedir? Bu soruyu nasıl bulabiliriz? Şu şekilde yine aynı şekilde system.debug yazalım. Mat yazalım. Bizim her zaman class name'i koymanız gerekiyor. Nokta. Burada kullanacağımız metot mod metodu. Modülüsten geliyor. Modülüsün anlamı kalan demek. Yani biz diyelim ki 12'yi 5'e bölüyoruz. 12'yi 5'e böldüğünüz zaman kalan nedir? O önemli. Biliyoruz. Şu şekilde hemen paint'imizi açalım. Orada yapalım istiyorsanız. Şöyle küçültelim ekranımızı. Şurada biz 12 ile 5, 12'yi 5'e bölelim. Evet. 12'yi 5'e biliyorum. 12 bölü 5. 12'yi 5'e böldüğün zaman kalan nedir? Onu bulacağız. 5, 12'nin içinde 2 kere var. 2 çarpı 5, 10. Çıkartma işlemini yaptıktan sonra kalanın 2 olduğunu görüyorsunuz. Evet. Burada da bize 2 kalanını verecek. 12'yi 5'e bölecek. Kalan neyse onu verecek. İsterseniz debug yapalım, görelim. Gördüğünüz gibi 2'yi aldık. Yani 12'nin 5'e bölümünde kalan ne? Onu biz mod ile buluyoruz. Üçüncüsü, dördüncüsü, maksimum çalıştık, minimum çalıştık, modu çalıştık. System.debug diyelim. Ondan sonra mat yazalım. Nokta. Bakalım hangisini, buradan hangisini kullanabiliriz. ABS var. ABS. ABS nedir? ABS tek parametreyle çalışır ve bütün negatif sayıları ya da pozitif fark etmiyor. İsterseniz içine pozitif bir rakam koyun. İsterseniz içine negatif bir rakam koyun. Sonuç olarak size her zaman pozitif bir rakam verecek. Yani negatif de olsa içi, pozitif de olsa sonuç olarak onu pozitife döndürüyor. Her zaman pozitif. Yani şöyle değil. Negatif olunca pozitif, pozitif olunca negatife döndürmüyor. Her zaman pozitife döndürüyor.
Şurada ikisinin de sonucu 12 olacak. Bakalım. Bakıyoruz. İkisi de 12. Tekrar ediyorum. Eğer ABS yani ABS, ABS'i kullanırsanız bu absolute value'nun kısaltılmış hali, matematikte böyle bir şey var, function var. Bu metodu kullandığınız zaman sizin diyelim ki elinizde negatif sayılar var ama siz her zaman pozitif olmasını istiyorsunuz. O zaman ABS'i kullanmanız gerekiyor. Mat.abs sayesinde bütün negatif sayıları pozitif sayılara döndürebiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hangi metod için kaç parametre kullanıyoruz? Maksimum için 2 tane kullandık. Minimum için 2 tane kullandık. Mod için yani bir sayı bir sayıya bölmemiz gerekiyor. O yüzden 2 tane kullandık. Ama ABS için tek bir rakam yetiyor. Tek bir sayı yetiyor. O sayı her zaman pozitife çeviriyor. Bu şekilde buna da ne diyelim? Buna da bir isim verelim. Diyelim ki absolute value diyelim. Onun Türkçe karşılığı neydi? Şu anda tam hatırlamıyorum. Ama ne işe yarıyor onu yazalım. Negatif sayıları pozitife çeviriyor. Pozitif sayılara çeviriyor diyelim. Bu şekilde bir metodumuz var. Mat.abs. Daha önce yine ben kendi sitemde matematikle alakalı en önemli metotları, çünkü çok fazla metot var. Siz bu metotların çoğunu kullanmayacaksınız. Belki bilmenize bile gerek yok. O yüzden ben en önemlilerini buraya koydum. Gördüğünüz gibi. Max var, min var. Bir de SQRT var. SQRT ne? Ona bakalım. SQRT şu. System.debug diyelim. Ondan sonra mat.sqrt. Square root anlamına geliyor. Türkçedeki karşılık karekök. Bir sayının karekökünü alıyor. Diyelim ki içine şöyle 100 dedik. 100'ün karekökü nedir? 10'dur. 100'ün karekökü 10 olduğu için bunun sonucu 10 olacak. İsterseniz bakalım. Evet, 10 olarak bize decimal olarak veriyor. Onu da aklımızda tutalım. Sonucu bir decimal oluyor. O zaman şöyle diyelim bunun adını. Karekök bulma metodu diyelim. Bu şekilde karekökü bulabiliyoruz. Yani 100 hangi sayının kendisiyle çarpımına eşittir diye düşünürsek 10 çarpı 10 100 yapıyor. 100'ün karekökü 10'dur. Matematik bilmeyenler için diyorum. Mesela burada biz 100 değil de 25 yazsak. 25 hangi sayının kendisiyle çarpımına eşittir? Hemen aklınıza 5 gelecek. Demek ki biz bunu execute yapsak sonucunun 5 olduğunu göreceğiz. Evet. Görüyorsunuz. SQRT metoduyla siz bir karenin, bir sayının karekökünü bulabiliyorsunuz. Bir sonraki konumuz üslü ifadeler diyelim. Üslü ifadeler. Yani bir sayının üssünü bulma. Üssünü bulma diyelim. Ne demek? Şöyle matematikte çalışmıştık. Hemen isterseniz Paint'te göstereyim. Diyelim ki şey yapmak istiyorsunuz. Buraya yazalım. 5'in karesini bulmanız gerekiyor. 5'in karesi nedir? 5 çarpı 5'tir. Yani karekökün bir tersi diyebiliriz. 5 çarpı 5 ne yapar? 25 yapar. 7'nin karesi nedir? 7'nin karesi 7 çarpı 7'dir. 10'un da değeri 49'dur. O şekilde. Ya da şöyle olsa mesela. 2'nin 3. kuvveti nedir? 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Bize 8 sonucunu veriyor. Şimdi bu işlemleri biz Apex'te yapmaya çalışacağız. Evet. Kuvvet bulma diyelim. Kuvvet. Şu şekilde yapalım. Buna kuvvet bulma diyelim. Burada kullanacağınız metot System.debug'ımızı yazalım. İçine class'ımızın adını yazalım. Daha sonra metodumuz. Metodumuz power'dan geliyor. POV. Power'dan geliyor. İçine diyelim ki 2'nin 3. kuvvetini istiyorsunuz. 2'nin 3. kuvveti nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8'dir. 1 bunu bulalım. Bir de
Ne diyelim mesela? 5'in ikinci kuvvetini bulalım. 5 çarpı 5, 25. Bunları hesaplayıp hesaplamadığına bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi önce 8, daha sonra 25'i bize veriyor. Yani 2'nin üçüncü kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2. 5'in ikinci kuvveti ise 5 çarpı 5, 25 olarak bize dönüyor. Bu şekilde biz bir sayının kuvvetini bulabiliyoruz. Bir sonraki konumuz ne? Bir sonraki random. Random nedir? Random. Random şu. Siz system.debug diyelim. Yine aynı şekilde math.random yazıyorsunuz. Parantezleri unutmayalım. İçine parametre koysanız da koymasanız da sizin bu parantezlere ihtiyacınız var. Şimdi system.debug math random size rastgele bir rakam veriyor. Rastgele böyle. Random yani rastgele. Bunu bazen kullanabilirsiniz. Random dediği kendi kafasına göre şu anda bakıyoruz. Sistem size rastgele bir decimal number veriyor. Bayağı uzun gördüğünüz gibi 0.5919 uzun bir rakam. O şekilde size rastgele bir rakam veriyor. Gördüğünüz gibi şu anda 0.59. Siz bunu tekrar execute yapsanız tekrar random vereceği için buradaki rakamın değiştiğini göreceksiniz. Sürekli size yeni farklı bir rakam veriyor. Sürekli farklı bir rakam veriyor. Bunu o şekilde kullanabilirsiniz. Ne diyelim? Adına şöyle diyelim. Rastgele ondalık sayı. Ondalık sayı üretme diyelim ona. Bu şekilde siz math.random'ı kullanarak rastgele sayılar üretebilirsiniz. Bu metodu kullanabilirsiniz. Bir sonraki metodumuz ise round metodumuz var. System.debug. Yine aynı şekilde math.round yazıyorum. İçine ondalık sayı girmeniz gerekiyor. Ondalık sayıları round yapıyor. Mesela 4.7. 4.7'nin yaklaşık değeri nedir? 4.7 5'e yakın olduğu için yaklaşık değeri 5'tir. O şekilde yazalım. 4.7 yazalım. Bunun bir de 4'e yakın bir rakam yazalım. Farkını görmek için. 4.1 diyelim. Şimdi 4.7 7'ye bakıyoruz. 5 ya da 5'ten büyükse bunu 5'e daha yakın gördüğü için 5'e round yapıyor. 4.1 1 5'ten küçük olduğu için bunu 4'e yakın olduğu için 4 rakamına döndürüyor. Yani round yapıyor. Execute yapalım görelim. Gördüğünüz gibi biri 5 oldu, biri 4 oldu. Dediğim gibi 4.7 5'e daha yakın, 4.1 4'e daha yakın olduğu için round metoduyla ne yaptı? Bizim verdiğimiz ondalık sayıları normal tam sayıya çevirdi. Şöyle diyelim. Ondalık sayıları kendisine yakın olan tam sayılara çevirme. Ya yıllardır Türkçe matematik anlatmadığım için bazı terimlerin Türkçe karşılığını unutmuş olabilirim. O yüzden sizin anlayacağınız tarzda yazmaya çalışıyorum. Bir sonraki şeyimiz round'a çok benziyor ama round değil. Onu şuraya kopyalıyorum, aşağı koyuyorum. Round değil de floor yapıyoruz. Floor. Floor. Bir sonraki iki tane var, onu da yazalım. Bir sonraki de şu anda yazılışını tam olarak hatırlayamayabilirim. Şöyle yazalım. Met nokta yazarsanız otomatik geliyor şuradan. Evet, sale. Sale'i alıyorum. Biri floor yani taban, biri de tavan. Biri sürekli yani hangi tarafa yakın olduğuna bakmaz. Öyle diyeyim. Hangi tarafa yakın olduğuna bakmaz. 4.7 yazalım şu şekilde. Şimdi bunu her zaman eğer floor yazarsanız her zaman 4'e eşitler. Çünkü yani biz round yaparken ne diyoruz? 5'e mi yakın, 4'e mi yakın? Eğer 5'e yakınsa 5'e round yapıyor. 4'e yakınsa 4'e round yapıyor. Ama floor ve sale öyle değil. Floor ve sale şöyle. Sale her zaman 5'e yuvarlıyor. Yani bir yukarı. 4'ün üstünde ne var? 5 var. 5'e yuvarlıyor. Floor ise aşağı yuvarlıyor. 4.7 yani 5'e mi yakın, 4'e mi yakın diyorduk ya. Şimdi yakınlığına bakmıyor. Direkt 4'e yuvarlıyor. Diğeri de 5'e yuvarlıyor. Biri yukarı, biri aşağı yuvarlıyor. Zaten manasına bakarsanız floor taban demek. Tabana yuvarlıyor. Tabanı 4.
S ise tavan, yani 5, yukarıdaki sayıya 5'e yuvarlıyor. Yani şu şekilde şurada çalışalım isterseniz. Diyelim ki bizim bir ondalık sayımız var. 4,5 ya da 4,6 olsun. Şimdi siz bunu round yaparsanız, round, floor ya da sail demiyorum. Round yaparsanız şu şekilde bakıyor. 4'e mi yakın, 5'e mi yakın? Normalde biliyorsunuz tam ortası ne oluyor? Şunu biraz daha ileri koyalım. Şu şekilde bunu biraz daha ileri alalım. 4,6 tam ortasında değil, biraz daha sağ tarafta. O yüzden ne diyoruz? 4,6 5'e yakın olduğu için siz bunu round yaptığınız zaman neyi seçecek? 5'i seçecek. Ama siz bunu sail yapınca, diyelim ki 4 var, 4,8 var diyelim şurada. Bir de 5 var. Tamam, round yapınca bunu 5'e alıyor ama siz floor yapınca yukarı ya da aşağı bakmıyor, direkt aşağı veriyor floor. Bu floor. Hiç yukarı ya da aşağı bakmıyor. Eğer sail yaparsanız direkt yukarı alıyor. Şu şekilde yazalım. Sail yukarı alıyor, floor aşağı alıyor. Yani yukarıda mı, aşağıda mı? Yani 5'e mi yakın, 4'e mi yakın bakmıyor. 5'e mi yakın, 4'e mi yakın bakan metodumuz round metodu. Evet, bu şekilde anlamaya çalışalım. Şu anda biz bunu floor'u debug yapsak, floor olduğu için yakınlığına bakmayacak, ikisini de 4'e eşitleyecek. Ama siz sail'i debug yaparsanız ikisi de aynı rakamlar, aynı rakamları içeriyor. Ama sail olduğu için yukarıya, yani 5'e eşitleyecek. Bakalım nereye eşitliyor? Gördüğünüz gibi 5'e eşitliyor. En alta bakın, 5'e eşitliyor. Evet. Bu şekilde tekrar ediyorum. Round yapınca yakın olan tarafa yuvarlıyor. Floor yapınca her zaman aşağı yuvarlıyor. Sail yapınca her zaman yukarı yuvarlıyor. Bu şekilde bu iki metodumuzu çalışmış olduk. Şuna şey diyelim. Şuna şu şekilde diyelim. Ondalık sayıyı yakın olan tarafa yuvarlama diyelim. Şimdi aklıma geldi. Yuvarlamaydı bu. Bunu kopyalayalım. Şuraya koyalım. Ondalık sayıyı yakın olan tarafa değil de sol tarafa diyelim. Sol tarafa yuvarlama. Bir de ne var? Sail var. Sail'de de sağ tarafa yuvarlama diyelim. Yani yukarı tarafa 5'e yuvarlıyor. Burada da 4'e yuvarlıyor. Hangi tarafa yakın olup olmadığına bakmıyor. Bu şekilde devam edelim. System.debug diyelim. Yine klasımızın adını yazıyoruz. Ondan sonra burada bir sürü metot var gördüğünüz gibi. Ben hangileri çok elzem, hangilerini bilmeniz gerekiyor onlara bakıyorum. Cosine, sine böyle şeyler var. Bunlara gerek yok. Floor'a baktık. Maksimum minimuma baktık. Moda baktık. Power'a baktık. Mesela pi var. Met pi derseniz ne olur? Ona bakalım. Pi sayısını size print yapar. Pi sayısı neyse onu size print yapar. Gördüğünüz gibi 3,14 pi sayısını size veriyor. Bunu da şöyle diyelim. Pi sayısını kullanma diyelim. Kullanma metodu. Size bu metot sayesinde pi sayısını print yapabilirsiniz. Devam edelim. Bakalım başka ne var? System debug diyorum. Met yazıyorum. Nokta. Aşağı doğru geliyorum. Bütün hepsine bakabilirsiniz. Power yapmıştık. Random yapmıştık. Round'u yapmıştık. Evet. Aslında bilmeniz gereken önemlileri bunlar. Diğerleri cosine, sinüs, kosinüs bunları bilmenize gerek yok. Şu anda bunları bilmeniz yeterli. Evet. Şu anda bunları bilmeniz yeterli. Tabii bunları variable'larla da çalışabiliyorsunuz. Diyelim ki integer'ımız var. Integer ne olsun mesela? Ya da decimal yapalım. Decimal ne diyelim? A eşittir diyelim. 100 diyelim. Daha sonra şu şekilde sistem.debug yazıp met nokta
İşte biz bunun square root'unu almak istiyorsak sqrt içine de a'yı koyabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. A'nın değerini, yani 100'ün karekökünü alacak. 100 10 çarpı 10 olduğu için sonucumuz 10 olacak. İsterseniz bunu debug yapalım. Bakalım. Evet, 10 olarak geliyor. İkinci en önemli şey de şu, bunu da bilmenizi tavsiye ederim. Siz sqrt'yi direkt sistem debug içinde yazabileceğiniz gibi bunu bir şeye de eşitleyebilirsiniz. Bir variable'a eşitleyebilirsiniz. Normalde şöyle yazsanız yanlış olur. Integer, işte ne diyelim, square root of a desek mesela. Ya da buna b diyelim direkt. B diyelim. B de bizim ne olsun? Mat.sqrt a olsun. A'nın karekökünü bulduktan sonra biz bunu b'ye eşitliyoruz. A'nın karekökünü bulduktan sonra b'ye eşitliyoruz. Ama biliyoruz ki sonuç 10.0, yani bir ondalık sayı. O yüzden siz buraya integer kullanamazsınız. Integer kullanırsanız ne olur? Buraya b yazalım şimdi. B'yi print yapıyoruz. Siz bunu debug yaptığınız zaman şöyle bir problemle karşılaşacaksınız. Ne diyor? Illegal assignment diyor. Yani madem sonucunun ondalık sayı olduğunu biliyorsunuz, neden integer'e eşitliyorsunuz? Ya sol taraf integer iken sağ taraf desimal olunca olmuyor. O yüzden buraya da desimal yapmanız gerekiyor. Bu aklınızda kalsın. Bu şekilde execute yapınca çalışıyor. Evet, execute yapıyorum. Çalışıyor. Buna dikkat edelim. Square root ve power'ların bize ondalık sayı olarak döndüğünü bilelim. Square root ve power'ların bize ondalık sayı olarak döndüğünü bilmek gerekiyor. Zaten şurada yapmıştık. Şu şekilde ne yaptık? Power aldık mesela. Burada da square root almıştık. Bunları execute yaparsanız sonuçların şu şekilde olduğunu göreceksiniz. Tekrar execute yapalım. Sadece seçilmişleri execute yapmak istiyorum. Şu şekilde bakalım. Ne var? 10.0 var. 5.0 var. 8.0. Bunlar hepsi ondalık sayı. Yani siz power ya da square root kullandığınız zaman return kısmının size return olacak olarak ne almak istiyorsanız onun decimal olduğunu unutmayalım. Evet. Bu dersimizi burada bitirelim. Şöyle bakıyorum. Apex Basic olarak çalıştığımız konularda nereye kadar gelmişiz ona bir bakalım. Evet. Şu anda matematiği bitirdik. Bir sonraki konumuzda kısa bir video yapacağız. Bir sonraki konumuz Boolean's. Boolean's hakkında çok kısa bir video yapacağız. Daha sonra en önemli konular olan if else, for loop. Bunlar çok önemli. Bunları tek tek çalışacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.